Ne olacak şimdi? Duydunuz. Demir Bey'in karar vermesini bekleyeceğiz. Aslında iyi oldu. Yani bu şekilde ortaya çıkması biraz ters oldu tabii ama... Demir en azından ani bir karar vermedi. Yani sakin kafayla enine boyuna düşünmek istedi. Bu iyi bir şey. Değil mi? Yani iyi oldu. İşte düşününce bu kuralı kaldırması gerektiğini görecek. Yani görür herhalde. Görmesi lazım. Ya zaten ben birkaç arkadaşımla konuşmuştum iş değiştireceğim diye. Belki oradan bir şeyler çıkar. Hı hı. Ben de birkaç yere CV bıraktım. Bakalım. İkiniz de gitmeye hazırsınız yani. Yani hangimiz iş bulursak o gidecek. Tabii biz öyle düşünüyoruz ama o kadar yalan söyledi. Yani Demir Bey ibret olsun diye ikimizi de gönderebilir. Neden Demir'in ne karar vereceğini biliyormuş gibi davranıyorsunuz? Ya belki de kaldıracak o yasağı. Sonuçta o şirkette tek duygusal ilişki ikiniz arasındaki olmayabilir. Herkesim işten çıkaracak. Ya, evet aslında. Burak da tam sana doğru adım atmaya başlamıştı. Yani tam aranızda bir şeyler olacak derken... Burak mı? Ya arkadaşlar bakın öyle bir şey yok. Allah aşkına bir durun ya. Bak ortalık zaten karışık. Bir sakin olmamız lazım. İbo haklı. O gün Demir Bey kural belli deyip kalkıp gitmedi mesela. Belki de gelecek aşk yasağını kaldırıyorum diyecek, kağıdı yırtıp atacak. Bilmiyoruz ki. Selin. Çok tatlısın gerçekten ya. Şu ifli olmaz pozitifliğin çok iyi geliyor sana. Hani Demir Bey'in yüzündeki ifadeyi görmemişiz gibi inanacağız neredeyse. Evet tamam. Biraz bozuldu. Ama Demir Bey'i tanımıyorsunuz siz. Onun böyle dışarıya gösterdiğinden daha yumuşak bir kalbi var. Sevgiyi, sevmeyi anlayacaktır. Ya sizin aranızdaki sevgiyi de anlayacaktır. Ya tamam da Selin'cim anlamakla kabul etmek aynı şey değil ki ya. Tamam belki bizim aramızdaki hissiyatı anlayacak ama yani kuralından vazgeçecek mi? Hem en önemli kuralından taviz verirse insanlar diğer kurallarından da taviz verebileceğini düşünecekler. Haklı olarak asla böyle bir şey istemez ki. Afiyet olsun. Ya Azmiye, sen bugün ofisi mi açsan acaba? Bir uğrarız belki. Ay ne yapacağız ofisi? Boncuğum Demir Bey gelin demedi ki. Ya hiç uzatmasak mı Bora? Hani gitsek, masamızı toplasak, elimizde kalan son işleri de raporlayıp... istifa kağıtlarımızı Demir Bey'in masasına bırakıp çıksak işte. Yani ben çok gerildim artık. Yani çocuk gibi özür dileyemeyeceğim Demir Bey'den. Ya Merve bir dur. Niye böyle yapıyorsun? Ya tamam, işten atarsa atsın. Ama yani böyle de ne bileyim. Sanki Demir Bey'in yüzüne bakamayacak bir şey yapmışsınız gibi. Yani şirketi dolandırmadınız ya sonuçta. Öyle değil mi? Ha? Burak. İyi de Demir'e söylenen kaçıncı yalan bu? Ya Bora, Merve sizi de anlıyorum haklısınız ama... Ya, bir de Demir tarafından bakınca... Güvendiği herkes ona yalan söylüyor sürekli. Biri bitiyor biri başlıyor. Güven birlikte inşa edilir Selin. Ben Artemim'in başındayken Merve ile Bora'ya güvendim. Onlar da ilişkilerin işi etkilemesine izin vermediler. Demir Bey bu fırsatı onlara vermedi. Biz ona da bir fırsat vermedik. Daha bir yalanı yeni affetmişken yenisini öğrenmesi çok kötü oldu. Neyi affetmişti ki? Merve yerine saraya gittiğimi öğrendi. Tabii. Oradan da kırmıştır zaten notumu. Üstüne bir de evlilik gelince... Ya belli işte her şey. Ya Demir Bey haklı aslında abi. Yani ben olsam ben de bizde çalışmam ya. Tuttu bize bir seçenek sundu. Biz ona yalan söylemeyi tercih ettik. Hep birlikte söyledik o yalanları. Bizim de bildiğimizi anladı. Aynen. Yani bu işin içinde birlikteyiz. Ya ne yapalım canım? Ucunda ölüm yok ya.
Ya hadi artık birazcık canlanın ne olur. Ha? Ha? Selin. Ye şunu. Ben de yiyorum bak. Böyle şey mi? Var ben. Ay hadi tatlım ye. Aa. Ya çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet, afiyet olsun. Benim üçüncü. Ve hep birlikte bana gidelim. Yani bu gece benle kalıp böyle bir kafamızı dağıtırız. Bu konu üstünde de durmayız. Yarın artık hep birlikte işlerine gideriz. Yani bir ekip olarak yan yana. Ne olacaksa da artık hep birlikte göreceğiz. Ha? Süper fikir. E hadi o zaman. Hadi. Hadi biz geçirelim sizi. Hadi bakalım. Ayda. Benim eve uğramam lazım. Belki sonra gelirim yanınıza. Ama eğer Demir'le konuşursam, neler hissettiğini anlarsam... Yok arkadaşım, yok. Bak şimdi Demir Bey Bora ve Merve'den bilenip sana ters bir şey söyler, sen de gitmeye kalkarsın. Ya herkes gidecek, ben Artemim'de tek başıma mı kalacağım? Ay yok, olmaz öyle şey. Bak yarın hep birlikte Demir Bey'in ne hissettiğini anlarız. Tamam. Hadi bak, kapıda bekliyorum. Selin, güzelim. Bak çok üzgünsün biliyorum ama bu durumun senin hayatına sıçramasına izin verme. Bak Merve ile Bora'ya. Bir karar alırken kimler etkilenir diye düşündüler mi? Hı, düşünmediler. Neden? Aşıklar çünkü. Sizin mevzunuz başka. Başkalarının derdi bunun önüne geçmemeli. Haksız mıyım? Hı? Bırak Demir Bey'i. Sal bugün. Bir sinirleri yatışsın. Sonra bakarsınız durumu. Tamam mı tatlım? Tamam, tamam. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.